Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz endüstrinin bugüne kadar şahitlik ettiği en sağlam dramalardan bir tanesi. 2006 yılında ilk country albümüyle hayatımıza giren Taylor Swift ve henüz kendisinden 2 yıl önce sektöre giren rap müziğin yeni ismi Kanye West'in ezelden gelen bu sorunlu ilişkilerine bir de kaos kraliçesi Kim Kardashian'ın eklenmesiyle birlikte büyüyen bu savaş, sektördeki ilişkilerin ne kadar güvensiz bir altyapıya sahip olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Eğer siz de hazırsanız hadi gelin bu Bermuda şeytan üçgenine daha yakından bakalım. Taylor ve Kanye ikilisinin kan davasının başladığı ilk nokta 2000'lerdeki sükseli olayların en çok yaşandığı platformlardan bir tanesi olan MTV Video Müzik Ödülleri'nde başlıyor. 2009 yılında yapılan MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılan ikili daha o gece olacaklardan habersiz. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kanye'nin biraz da sarhoş olması sebebiyle yaptığı bir hareketin önümüzdeki 10 yıl roller coaster gibi inişli çıkışlı devam edecek olan bir savaşın altyapısını hazırlayacağından hiçbirimiz haberdar değildik. 2009 Video Müzik Ödülleri'ne bakacak olursak gecede Madonna'nın aynı sene içerisinde vefat eden Michael Jackson'la ilgili yaptığı açıklamalar. While he was trying to build a family and rebuild his career, we were all busy passing judgment. Janet Jackson'ın abisi Michael'ın adına düzenlediği anma performansı. As per every MTV event, there was a little controversy. Lady Gaga'nın sektöre girip kariyerinin ilk büyük performansını sergilediği o gece. Beyoncé'nin Single Ladies ile sektöre ilk defa hükmetmeye başladığı o gece. The MTV Video Music Awards took place on Sunday night, September 3rd. Adrenalin tap noktadayken çok daha farklı bir olay patlak veriyor. En iyi kadın müzik videosu ödülünde adaylar arasında Beyoncé ve Taylor arasında ciddi bir rekabet var. Tahminler Single Ladies klibinin ve şarkısının yarattığı büyük başarıdan ötürü Beyoncé'nin kazanacağı tarafında ağırlık gösterse de ancak şaşırtıcı bir şekilde ödülü kazanan Beyoncé değil Taylor Swift'in You Belong With Me şarkısı oluyor. Hatta bu olay sonrasında Taylor'ın yaşadığı o şaşkın ifadenin yıllar sonra medya tarafından dalga konusu olmasının dışında kendisi de bu konuda öz eleştiri yapabilecek seviyeye gelecek kadar olayın büyüyeceğini tahmin bile edemezdi. En iyi kadın müzik videosu ödülünü almak için sahneye çıktığında Taylor bu işinde emeği geçen herkese teşekkür ediyordu. Sahneye bir anda fırlayıp yanına yaklaşan Kanye'nin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışırken Kanye mikrofonu Taylor'ın elinden alıyor. Taylor senin için çok mutluyum. Sözümü hemen bitireceğim. Ancak Beyoncé tüm zamanların en iyi müzik videosuna sahip olan sanatçı cümlelerini kurup mikrofonu Taylor'ın eline bırakıyor ve 2000'lerin en ikonik travmasına ve uzun vadede yaşanacak olan soğuk savaşın altına imzasını atmış bulunuyor. Önce o gece yaşanan bu olayı bir izleyelim. Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Geceye damgasını vuran bu olay uzun süre herkes tarafından konuşulmuştu. Medya tarafından kabalıkla nitelendirilen ve çoğu insanın da tepkisini kazanan Kanye, olaydan birkaç ay sonra katıldığı The Jay Leno Show'da Taylor'a yaptığı bu hareket için üzgün olduğunu ve özür dilediğini söylemişti. Tüm bunlar olurken de Taylor cephesinden herhangi bir atak gelmemişti. Olay bir yıla yakın sessizliğini korurken, Kanye Twitter hesabından Taylor'dan özür dilediğine dair bir tweet yayınladı. Ve yaptığı açıklamada suçu menajerine atarak, iletişim danışmanlarının bu konuda o gece yaşanan olayla ilgili suçlu olduklarını dile getirdi. Taylor ise 2009 yılında katıldığı CNN programında sergilediği performansı esnasında Kanye'ye ufak bir selam çakmayı ihmal etmedi. Something bad about Kanye and how he ran up on the stage and ruined my VMA monologue. 2010 yılına geldiğimizde Taylor MTV Video Müzik Ödülleri'nde yani olayın gerçekleştiği yıldan tam bir yıl sonra aynı sahnede performans sergilerken arka plandaki ekranda da Kanye'ye mesajlar vermeye devam etti. Aradan yıllar geçti ve bu ikilinin arasında yaşanan münakaşa ile ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Ta ki 2015 yılının Grammy ödüllerine kadar. Sakin bir şekilde aradan geçen 5 yıl bütün sessizliğini o gece bozmuştu. Taylor Swift ve Kanye West Grammy ödül töreninde yıllar sonra bir araya gelerek karşılaşmışlar, selamlaşarak ayaküstü sohbet etmişlerdi. O gece Taylor, Kanye ve Kanye'nin o dönemki en yakın ahbabı olan Jay-Z'nin sohbetine yakından bakalım.
Bu barışma medya tarafından manşetler atılarak duyurulmuş, haber edilmiş ve birçok sosyal paylaşım sitesinin de en çok okunanlar listesine çıkmıştı. Tamamen skandallardan ve kaostan beslenen MTV elbette bu fırsatı asla kaçırmayacaktı. 2011 yılında tarihte ilk defa Britney Spears'a verilerek başlatılan Michael Jackson Video Onur Ödülünü 2015 yılında Kanye West'e takdim etmesi konusunda Taylor Swift'e teklif götürülüyor. Uzun ısrarlar sonucunda bu olayı gerçekleştirmeyi başaran MTV yetkilileri yıllar sonra yine MTV gecesinde Kanye ve Taylor'ı bir araya getirmeyi başarıyor. 2015 MTV Video Müzik Ödülleri'nde, yani o olaylı gecenin üzerinden tam 6 yıl geçtikten sonra yine aynı sahnede Taylor Swift yaptığı uzun bir konuşma ile onur ödülünü Kanye West'e vermiş, ikilinin ikonik olayları tarihte yaşanmış bir olay olarak geçmişte kalmıştı. Kanye's not the only one with whom Swift buried the hatchet last night. Video müzik ödüllerinde Taylor'ın kendisine ödül vermesinin ardından Kanye, Taylor'a kendisi için yaptığı konuşma adına büyük bir çiçek gönderiyor. Ve Taylor da bu çiçeklerle fotoğraf çekip Instagram hesabında paylaşarak fotoğrafın altına "Kanye bu çiçekleri bana gönderdi" notunu düşüyor. Artık herkes ateşin söndüğünden ve olayların tam olarak sonlandığına dair emin olmaya başlamışken sebebi hiçbir şekilde anlaşılmayan bir şekilde işler bir daha hiçbir zaman iyi olamayacak kadar kötüye gitmeye başladı. Kanye 11 Şubat 2019 tarihinde markası Yeezy'nin 3. sezon tanıtımında yeni albümünde yer alacak olan Famous şarkısı için sergilediği performansta bu olayı körükleyecek bir hareket yapıyor. Kanye bu şarkıyı Taylor için yazmıştı ve sözlerinde ise şunlar geçiyor: "Hala Taylor ile yatabileceğimizi düşünüyorum çünkü o sürtüyü ben ünlü yaptım." Famous, bir daha Kanye ve Taylor'ın arasının hiçbir şekilde iyi olmayacağı bir savaşın altına imzasını atan iş oluyor. Hatta Kanye daha da ileri giderek şarkısının klibinde bir yatakta çırılçıplak yatarken bir tarafında Taylor Swift'in, diğer tarafında ise eşi Kim Kardashian'ın olduğu bir kolaj hazırlayarak sözlerinde yansıttığı iddiasını görsel anlamda da devam ettiriyordu. Daha birkaç ay önce kendisiyle ilgili güzel sözler söyleyen, kendisine onur ödülünü takdim eden Taylor'a yüzlerce çiçek gönderip ilişkilerinin iyileştiği bir noktada Kanye'nin bu çıkışının neden olduğu hiçbir zaman anlaşılmayacaktı. Ve işler bu noktadan sonra daha da kızıştı. Taylor ve Kanye'nin bu soğuk savaşına dönemimizin en popüler Hollywood ismi olan ve aynı zamanda Kanye West'in de eşi olan Kim Kardashian da dahil oluyor. Kim'in olaya dahil olmasıyla mevzu durdurulamaz halde büyüyerek daha da sertleşmeye devam ediyor. Şarkının kendisiyle ilgili bu tarz bir cümle içerdiğinden haberinin olmadığını söyleyen Taylor'a ilk darbe Kim Kardashian'dan geliyor. Kim Kardashian, Taylor'ın bu açıklamasından sonra Snapchat hesabından bir video yayınlıyor. Videoda Kanye'nin şarkıyı kaydettiği dönemlerde Taylor'ı arayıp bu şarkıyla ilgili bilgi verdiği anları yansıtıyor. Yani Kim Kardashian, yayınladığı bu video ile aslında Taylor'ın her şeyden haberdar olduğunu ve şimdi saf hayatlarına yatmasının sahtelik olduğunu vurguluyor. Videolarda Kanye şarkının sözlerinden bahsediyor ve Taylor ise "Evet, yazabilirsin. Hatta bu söylediklerini bir iltifat olarak alıyorum" şeklinde cevap veriyor. Fakat burada önemli bir detay söz konusu. Kanye videoda sadece Taylor'a "o kızı ben ünlü yaptım" cümlesini yazdığından bahsediyor ve Taylor buna dayanarak onay veriyor. Yani Taylor'la ilgili "hala Taylor'la yatabileceğimize inanıyorum" cümlesinden Taylor'a hiçbir şekilde bahsetmiyor ve sadece Taylor'ı "ben ünlü yaptım" cümlesinden bahsederek Taylor'ın onayını alıyor ve Kim Kardashian ileride yaratacakları bu dramanın temelini hazırlamak niyetinde olacak ki bu anları editleyerek paylaşıyor. Kanye, Taylor'ın şarkıda kendisiyle ilgili bu şekilde bahsedilmesine dair hiçbir haberinin ve fikrinin olmadığına dair yaptığı açıklamanın hemen ardından Twitter üzerinden açıklamalar yapıyor ve kendini aklamaya çalışıyor. Bu noktada da eşini yalnız bırakmamak adına her türlü mücadeleyi gösteren Kim Kardashian, attığı bir tweet ile olayın seyrini tamamen değiştirecek olan bir mevzunun yaşanmasına sebep oluyor. Attığı tweette "hayırdır, bugün resmi yılan günü mü? Bugünlerde herkes ama herkes için bir gün ilan ediliyor zaten" diyerek Taylor'ın sinsi olduğunu ve olayları aleyhine çekmeye çalıştığını iddia ediyor. Bunun üzerine Kim Kardashian'ın kardeşi ve dönemin en popüler modellerinden biri olan Kendall Jenner aynı gün yılan emojileri içeren bir tweet atarak bu konuda ablasının yanında olduğunu gösteriyor. Ancak problem bu ki Kendall ile Taylor bu olaylar yaşanana kadar iki yakın arkadaşlardı. İşte tam bu noktada sektör Kardashian West ve Swift olarak ikiye ayrılıyor. Bu bölüme de yerini resmi olarak ilk açıklayan kişi Kendall oluyor ve bu sayede Taylor'ın o döneme kadar yakın arkadaşlarından oluşan Squad isimli kız grubundan ilk ayrılan kişi de Kendall oluyor. Medya, Taylor'ı yalancılık ve sahtekarlıkla suçlayan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin yanında durarak Taylor'a karşı bir antipatinin oluşması için her manşette yerinin Kanye West ve Kim Kardashian ailesi tarafından olduğunun altını çiziyor.
Taylor bu konuda son derece haklıydı. Kanye yayınlanan o videolarda sözlerden yüzeysel olarak bahsediyordu ve Taylor'a şarkıyı çok seveceğini söylüyordu. Kendisi hakkında tüm dünyanın dinleyeceği bir şarkıda böyle bir hakarete Taylor'ın izin vermesi söz konusu bile olamaz zaten. Ve Taylor'a arkadaş çevresinden üçüncü darbe geliyor. Güzel sesiyle insanlara güzel müzikler icra eden Sam Smith, katıldığı bir televizyon programında kendisine Taylor'la ilgili soru sorulması üzerine "Kendisiyle bir arkadaşlığım yok. 2-3 kere ödül törenlerinde denk geldik o kadar" açıklamasını yapıyor. Oysa ki Sam Smith'in Taylor ile olan arkadaşlığı birkaç ödül töreninde denk gelmekten daha fazlası olduğu herkes tarafından biliniyor. Olayların üzerinden aylar geçmesinden sonra Taylor 2017 Ağustos'ta yeni albümü Reputation'ın ilk single'ı olan Look What You Made Me Do single'ını yayınlıyor. Taylor bu savaştaki yerini hala koruduğunu ve bugüne kadarki sessizliği karşısında vermesi gereken tüm cevapları bu klibinde vererek, aynı zamanda şarkıda da söylediği gibi eski Taylor şu anda telefona gelemez. Niye mi? Çünkü öldü mesajı eski Taylor'ın artık olmadığı ve savaşa artık cesur bir şekilde hazır olduğunun altını çiziyor. Aynı zamanda kendisi hakkında yılan benzetmesi yapan Kim Kardashian ve Kendall Jenner'a da söyleyecekleri var. Taylor kendisine yapıştırılmaya çalışılan bu sıfatı çok güzel bir hamleyle göğüsleyerek kendisini Queen of Snakes ilan ederek "siz bana bu sıfatı yapıştırırsınız ve ben de bu sıfatın üstünden deli gibi ekmek yerim" niyetiyle hazırlanmışçasına klip boyunca yılan vurgusu yapılıyor. Ayrıca yılanlı sahne ilerlerken dikkatle baktığınızda önemli bir detaya rastlıyorsunuz. Taylor'ın oturduğu taht kısmında "Add to Brute" yazıyor. Bu bizim dilimizde "sen de mi Brutus" olarak kullanılıyor. Yani bir insanın size yanlış yaptığında ondan bunu beklemediğinize dair kullanılan bir cümle kalıbı. Bu göndermenin Taylor'ın 2015 yılında Bad Blood klibinde oynayıp aynı zamanda da yakın arkadaşı olan ve bu olaylar patlak verdiğinde tarafını Kanye West ve Kim Kardashian tarafında tutan Zendaya'ya yapıldığı söyleniyor. Ardından Taylor büyük bir alanda birbirinden güzel, fit ve basma kalıp kadınlardan oluşan bir ortamda kadınlara karşı bir konuşma yaparken görülüyor. Bu noktada Taylor'ın arkasındaki ekranda kadra yansıyan squat kelimesi dikkat çekiyor. Konuşmasında gittikçe sinirlenen bir ifadeye sahip olan Taylor, sahnenin sonundaki görsellerde kızlardan bazılarının öldüğünü ve geriye bir tek kendisinin kaldığının altını çiziyor. Taylor, Gigi ve Bella Hadid, Zendaya gibi Hollywood'un önde gelen isimlerinden oluşan bir WhatsApp grubu olduğu çoğu insan tarafından biliniyor. Ve bu kızlar kendilerine squat ismini veriyorlar. Konuşma yaptığı bu kızların bir anda ölmesi sahnesi tamamen bu olaydan sonra yakın çevresindeki kızların Kanye West'in tarafına geçmesi sonrasında onlar için hazırlanan bir sahne. Kendisine yapılan tüm ihanetler ve tüm iftiralar karşısında bu klibiyle cevap veren Taylor'ın bu hamlesinden sonra da olaylar durulmuyor. Ve Look What You Made Me Do klibi yayınlandıktan birkaç gün sonra Kanye giydiği bir tişört ile paparazilere poz veriyor. Tişörtün arkasında kanlı bir fontla "o kız iyinin ve kötünün ötesinde" diyerek Taylor'a mesaj vermekten de kaçınmıyor. Bir şekilde klipte kendisine gönderilen mesajları alan Kim Kardashian, klip sonrasında "hala kavgayı devam ettirmesine inanamıyoruz, onun müziğiyle hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz, ilgilenecek daha önemli şeylerimiz var" açıklamasını yapıyor. Olaylar bir nebze de olsa sakinleşmişken mevzu seyrini yine değiştiriyor. Kim Kardashian, West Beauty markasının yeni ürünü olan parfümünün tanıtımı için yine kaos ortamı yaratmaya çalışıyor. Kim Kardashian Instagram hikayesinde iki ayrı liste hazırladığını, bir tanesinin başında "sevdiklerim", bir tanesinin başında ise "sevmediklerim" başlıkları yer alan iki farklı liste var. Kendisinden bahsettirmek adına her türlü yolu denemeye hazır olan Kim Kardashian'ın yeni parfümünü "sevmediklerim" kısmında yer alan Taylor Swift'e gönderecek olması bile hala Taylor üzerinden ekmek yeme amacından başka hiçbir şey değil. Tüm bunlar olurken Taylor en ufak bir açıklama yapmıyor ve yayınladığı Reputation isimli albümünün turnesine çıkıyor. Turne kapsamında artık kendisiyle bütünleşmiş olan yılan emojisini iyice business alanlarında hizmete sunan Taylor, yılanın bulunduğu pek çok ürünü turne standlarında yayınlamaya başlıyor. Ve aynı zamanda yine Look What You Made Me Do şarkısının turne performansında da sahneye bugüne kadar görülmemiş şekilde dev bir yılan çıkartıyor. (Gülüyor) 2009 yılından bu yana ara ara sakinleşse de hiçbir şekilde dinmeyen bu savaşın ne şekilde noktalanıp noktalanmayacağını zamanla göreceğiz. Kanye'nin bugüne kadar en büyük takıntısının Taylor olduğunu düşünürsek de sanırım bu olayın da kolay kolay biteceğini düşünemeyiz. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yayınlayacak olduğum diğer videolardan haberdar olmak için abone ol kısmının yanındaki zilleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.